Evet, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumundan Fatih Karagümrük Makine Kimya Endüstri Ankara Gücü maçından hepinize selamlar arkadaşlar. Yine Süper Lig'de güzel bir maça geldik. Geçen Galatasaray Hulusi maçından sonra bu sene blokların yeniden 3 yıl aradan sonra geleceğini söylemiştim ve tempoya başlıyoruz. Şimdi önce stada geçelim. Ondan sonra ilk yarı öncesi tekrar konuşacağız. Maça dakikalar kaldı. Atmosfer şimdiden efsane. İki takım taraftarları da statta yerlerini aldılar ve şimdiden muazzam bir ortam yarattılar. Görüyorsunuz, sesleri duyuyorsunuz zaten. Daha maç başlamadı bile. Şunu söyleyeyim. İki takım da ligi isteri gibi başlamadı. Ankara Gücü özellikle deplasmanda Kasımpaşa mağlubiyeti. Ardından içeride Adana Demir'le beraberlik. Karagümrük ilk maçta iyi oynamasına rağmen Beşiktaş'ın son dakika bulduğu gollerle mağlubiyet. Ancak ondan sonra Başakşehir karşılaşmasında 2-0'lık Başakşehir deplasmanında bir galibiyet geldi. Bu maçta her türlü skora açık diye düşünüyorum. Hani iki takıma çünkü bakıyoruz maçlar hem golü geçiyor hem gol pozisyonu geçiyor. Şöyle söyleyelim, iki takım da gol atar bence. Beraberlik okan maç ama iki takımın da şiddetle galibiyete ihtiyacı var. Şimdi maça geçiyoruz.
Evet, ilk yarı tam 0-0 bitecek derken son dakikalarda gelen golle Karagümrük 1-0 öne geçti. Ve aslında maçın önünde taraftar geçti diyebilirim. Çünkü taraftarın gördüğünüz gibi muhteşem bir ambiyansı vardı. Müthiş bir atmosfer oluşturdular gerçekten de. Hani ilk yarıda belki de %10 sahayı çektim. Geri kalan kısmın tamamını taraftarı çektim. Çünkü gerçekten de muazzam bir atmosfer vardı. Karagümrük taraftarı her zaman gibi. Ankara Gücü taraftarını şu an çekemiyorum çünkü orada bayağı bir boşluk var. Polis bayağı bir barikat kurmuş o tarafa. Ama olsun, nasıl olsa Ankara'ya da gideceğiz, Ankara'ya da çekeceğiz. O yüzden bugün sadece Karagümrük taraftarını çekiyorum. İlk yarıların gibi futbolun anlamında çok fazla bir şey yoktu. Ama son dakikalarda gelen golle şimdi maç biraz daha alevlenecektir ve Ankara Gücü de karşı kalmak isteyecektir diye düşünüyorum. İkinci yarı tekrar beraberiz. Thank you.
Evet, devre arasında söylediğim gibi Ankara Gücü buna karşılık verdi. Hatta bununla kalmadı. İkinci yarı adeta tek kale oynadı. Ankara Gücü'nü gerçekten çok beğendim ikinci yarıda. Biliyorsunuz eski Galatasaraylılar da var Ankara Gücü'nde. Olimpia Morusan, Tolga Ciğerci, rakipte de var Sofia Fegoli, yine Galatasaray'ın eski isimler. Tanıdık isimler vardı ama Karagümrük ikinci yarı oyundan aşırı derece düştü. Ankara Gücü yani neredeyse tek kale dediğim gibi ve çok kaçan pozisyon var. Yani Ankara Gücü ben kazanacak diye bekliyordum son dakikalarda. Ama maçımız 1-1 berabere bitti. İki takım da tebrik edelim. Birinci yarı Karagümrük, ikinci yarı Ankara Gücü. Ve bu videomuzun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bu videoların devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlara da bakıyorum, yorum da yazabilirsiniz. Vlogla ilgili nasıl oldu, beğendiniz mi, hoşunuza gitti mi? Eklemem gereken bir şeyler var mı? Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.